Şimdi ben burada şu soruyu soracağım. Biraz siz konuyu geniş tutarsınız. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı kiminin 15, 10, 15, 30, 30. hangi kategoriye göre bu gazetecileri sınıflandırıldığını bilmiyorum. Yani etkinliğe göre mi böyle maaş farklılıkları var bilmiyorum ama bunları bildiğine göre iki şık olabilir. Ya izliyor Sayın Kılıçdaroğlu hakkında dedi ya biz konuşmalarını dinleseydik diye. Ya izliyor gizli takip, fişleme var ya da Allah konuştur diyor. Şimdi bu programda sayın Soylu'yu Allah mı konuşturdu? Kendimi mi konuştu? Kendimi konuştu? Ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü eğer Allah konuşturduysa hani melekler filan bunlar iletmiştir. Yoksa başka bir iletişim Neyse. mi var? Bir bilemedim açıkçası. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir İçişleri Bakanlığı hakikaten dedikodu bakanlığına çevirdi de Soylu. Şimdi burada bir bir şey bir politika izliyor. Şimdi bu İstanbul gitti ellerinde. Değil mi? Evet. İstanbul'u bir sağından solundan deşmek istiyorlar. İşte yok 500 terörist var diyor. İki ay oldu. Nerede o teröristler? Bilmiyoruz. İşte yok şu kadar yolsuzluk oluyor, şu kadar bilmem bir yıl İstanbul Belediyesi'ne iftiralar atıyor. Ama ellerinde dosyalar var. İstanbul Belediyesi'nde 30'dan var. fazla dosya var. Onlara el koyuyor soruşturma, soruşturma dosyalarına Yolsuzluk el dosyası. koyuyor. Diyor ki ben bunlara ben bakacağım diyor. İşte bir tanesi hatırladığım Aksaray Vatan'da vardı. Bir yere satıyorlar 30 milyonu diyelim. Aldı. Ondan sonra imar değişikliği yapıyorlar. İmar Aynı kişi beni geri satıyor 300, milyon, 300 milyon, milyon, milyon. O aradaki para nereye gidiyor falan. Bunların hepsini dosyaları bütün yolsuzlukları, usulsüzlükleri bir önceki dönemin şeyleri çıkardılar müfettişler. El koydu. Onlara hakkında tek bir şey söylemiyor. Gazeteci soru sormuyor. Şimdi burada yapmak istediğinde niye bu iftira veya bu kafa bulandıran şeyi niye ortaya atıyor? 10 milyon alan, 20 milyon, 30 milyon alan var. Eğer, eğer ya ne bir gün belediyeye yönelik bir şey olursa, İbrahim Kahveci onu savunursa, ya kardeşim bu yaptığınız ayıp derse, İmamoğlu'nu savunursa, tamam mı? izleyen bir kişi diyecek ki o imajı yaratmak. Ha demek ki o da para alıyor. O da paralı gazeteci. Yani gazetecileri susturmak planı bu. Diyor ki kimse İmamoğlu'nu savunursa şayay bağırtını. Yarın bir sürü gün bir şey oldu. Biz senle dedik ki İmamoğlu ne ne bu yapılır mı? Bu yapılan haksızlık. Dediğimiz zaman öyle bir şey yaratıyor ki ha İmamoğlu'nu savunuyorsan demek ki belediyeden masa, altından para alıyorsun. Bütün gazetecileri karalıyor ve şunu getirmek istiyor. İmamoğlu'nun, yani İmamoğlu'na yapılan eylemleri, haksızlıkları, soruşturmaları şuyu buyu. Eğer ya bunlar da haksızlık diyorsan sen İmamoğlu'dan gizli maaş alan gazetecilerden. Yani kimsenin İmamoğlu'nu savunmasını istiyorlar. İmamoğlu hakkında konuşmasını istiyorlar. İstediğimizi yapalım diyorlar. Bakın işte yani bir gün. Bu şey boş çıktı diyelim. 537 tane terörist bulamadılar. Sormayacağız mı kardeşim? Sen 537 terörist çıktın, evet. mecliste söyledin. Bunlar teröristleri çalıştırıyor dedi. Değil mi? İtham ettin. Öyle bir şey de olmadı. Çıkmadı diye. Bulamadın. Şeyler soruşturdu. O, kaç tane? 8 tane mi? 18 tane müfe özel müfettiş yollamışlar. Gerçi o müfettişler teröristlere bakmıyormuş. <laughs> İhalelere. İhalelere bakıyor. Onlara yani. bakıyormuş. Teröristlere bakmaktan vazgeçmişler. Bulamamışlar. E şimdi bu ne dediğin zaman ne diyecek sana soylu? Sen de mi para alıyorsun ha belediyeden? Bunu demek için ya bu kadar alt düzey Bu kadar seviyesiz bir siyaset olur mu ya? Bütün gazeteciler o para alıyormuş. Çıkar o zaman de ki kardeşim şu kişi 30 bin lira alıyordu. Şu kişi terörist de. Şu kişi PKK'lı olduğu için belediyede şu. Bizi korkutuyor diyor ki ya eskide var diyor suyunuzu zehirler diyor. İşte doğal gazınızın başında teröristler var diyor patlatacaklar ortalığı diyor. Çocuğumu diyor şeye parka gönderiyoruz diyor park bekçisi olabilir diyor. Böyle bir içişleri bakan olabilir mi ya? korku salıyor. Şimdi gazeteci üzerine para alan gazeteci kim alıyor söylemiyor. Niye söylemiyor? Bir de fiyatlarını da biliyor. 30 Fiyatları da falan. biliyor. Bana az gel. Ben 30 bin lir, Ben 60-70 bin istiyor istiyorum. <laughs> abi, abi. Şimdi bir, bir analiz olarak soracağım bunu. Soru değil aslında. Düşüncenizi öğreniyorum. Şimdi biz Türkiye savunma sanayinde biliyorsunuz 90'lı yıllarda bir modele geçti. Kamu özel birliğiyle. Savunma sanayinde tabiri caizse meyvelerin Alındığı dönem, son 5-6 yıl meyvelerin alındığı dönem. Ve bu dönem aynı zamanda Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da çok ciddi bir prim yazdı. Terörle mücadelede Tabii. müthiş başarılı Tabii, bir bence bakanlık. De, evet, evet. Müthiş bir prim yazdı. Yani Sayın İçişleri Bakanı bu primle kalsaydı, yani terörle mücadelesindeki o imajı, o şeyiyle kalsaydı mesela, müthiş bir şey isim olarak... Ee, toplumda her kesim tarafından çok olumlu anılan, olumlu söylenen bir isim olarak kalacaktı. Bu seçeneği ortada dururken, neden o üst seviyeden aşağıya inip böyle kıldırkıcık, böyle şey işlerle kendi şeyini niye yemiş olabilir? Niye bunlara girmiş olabilir? Yoksa tekrar söylüyorum sadece terörle mücadelede ağırlıklı kalmış ve onun büyük başarısıyla ismi müthiş artmış bir Süleyman Soylu olmak yerine niye bu tür şeylere girip ismini bitirmiş olabiliyor? Şimdi bir Sedat Peker karizmasını çizdi. Demek ki biz onu sadece evet. terörle mücadele eden, terörle uğraşan asayişle ilgili bir bakan zannederken bak bir takım başka işlerle de parmağı olduğu ortaya çıktı. Değil mi? Evet. Kaçan adam e, Baran'ın e, bir gün önce gelip İçişleri Bakanlığı'na ses korkmazın. Sezgin Baran korkmazın. TODEX vurdu. Bir yığın şey var şimdi onlar tek bak susturdular Sedat Peker. <laughs> Birleşik Arap Emirlikleri'nin altına halı sarıldı. Ankara'da karşılandı. Barıştık. 15 Temmuz'un finansörü olarak yıllardır evet. başımıza söyledikleri bir şeyde bir anda ailesel, aile say Aile ilişkileri içerisinde bir araya geldik dedi AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı. Ne oldu? Sedat Peker oradan yayın yapıyordu. Soylu'ya yayın yapıyordu ve dedikleri hepsi de doğru çıktı. Şimdi onun üzerine baktık ki Soylu karizma çizdi. Bir süre geri çekildi. Sonra ne yapması lazım? Fedailik yapması lazım koltuğunu korumak için. Ne yapacak? En büyük şey ne de İstanbul Bey. Belediye. İstanbul Belediyesi elinden gitti AK Parti'nin. İçine daha sindiremiyor. Ve Cumhurbaşkanı ne dedi? İstanbul'u alan Türkiye'yi alır dedi. Türkiye'ye al, yolu İstanbul'dan geçer dedi. Şimdi İstanbul'u kaybetti. İstanbul'u bırak Ankara'ya da kaybetti. Antalya'ya da şimdi bakıyorsun büyük kentleri kaybetmiş. Az daha Bursa'da da ellerinden gidiyordu. Şeyle. E şimdi ne yapacak? En önemli ya İstanbul. Çok büyük. 16 milyon nüfuslu ve büyük bütçeli bir belediye. Bunu İmamoğlu'nun elinden seçime kadar almak istiyor. Birisi ön plana çıkacak değil mi? Savaşçı, akıncı. Önden çıkıp savaşacak. Savaşacak ama elinde savaşacak malzeme de yok. Yok. İki, İmamoğlu'nun elinde böyle dosya var bir önceki dönemden. Bir yığın yolsuzluk şey ve hepsi ortada. Onlara da el koydu, aldı. aldı. Hiçbir şey yapmıyor kenara tutuyor. İşte dönüyor, ne yapıyor? Dedikodu üzerine. 10 bin lira, işte 20 bin lira, 30 bin lira alan gazeteciler var. Kim kardeşim çıkarsana. Teröristler var. Kim? Çıkar, koy. İçişleri Bakanısın. Koskoca iktidar. Bak. Binlerce şey var. Milli istihbarat var, emniyet istihbarat var, polisim var, şey, şeyim var. Her şeyin elinde. Peki bunlar savcılar niye harekete geçmiyor anlamıyorum. Savcılar bunu ihbar kabul edip İstanbul Belediyesi'ndeki 530 isim mi bak 557 mi? Yani 58 değil, 56 da değil. Tam nokta atışı yaparak söylüyor. E, kimse harekete geçmiyor. Ondan sonra dönüyor, e, gazeteciler varmış. E sen bunu bunu soruyu sorma diye gazeteci bak Çıktığı ekrandaki gazeteci soru soruyor mu? Şimam oldu söyleyeyim ama o soru, 10 bin dolar alan siyasetçi hadi açıkla. O soruları sorabilmek için bir liyakat gerekiyor değil mi? Bir bilgi birikimi bilgi. gerekiyor o soruları sormak için. E bunun bu, bunun içinde bir yetenek, bir güç gerekiyor. O liyakat için ne oluyor? Sınava giriyorsun. Hı. <laughs> Sınavda ne alıyorsun? 99 veya 100 aldın. Ama He, sözlüye tamam. geldin elendin. Şimdi benden olup Nepotizm, benden sen işi alırsan yolladığın müfettiş de bir şey <laughs> bulamaz, yanındaki şeyler de bir şey bulamaz. Dolayısıyla kaliteli insanla çalışmak. Kaliteli insanla çalıştığın zaman ülke kurtulur, kurumlar kurtulur. Şimdi bugün Sözcü'nün manşetinde, evet, çok güzel. Bir Türkiye'de adam kayırmacılığın geldiği nokta diye KPSS'de birinci oldu ama yine de atanamadı. Bunun karşısında biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu da bir Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmişti. <laughs> orada da kibit vuruldu, zincir Aynen. vuruldu. Bakanın da açıklamaları var. Ya örnek de muhteşem. Can Maş. Evet. görelim haberini. <laughs> şu Ya haber, yani. haberi görelim de ondan sonra ya, konuşalım. konuşalım. Evet, haberi haberi bir izleyelim. Mülakat yapılmayacağı söylendi. Atama için gerekli olan tek şart sınavdan alacağı puandı. Tokat Zile'de bir çocuk annesi Elif Burcu Açıkgöz KPSS'de alanında birinci oldu. Ancak hiçbir yere atanamadı. Açıkta kaldı.